Bir yanlışı bir kez yaparsan hata, iki kez yaparsan aptallıktır demişler. UST yani Terra'nın stabil koyunu yüzünden binlerce, on binlerce insan battı, onlarca insan intihar etti. Birçok riskleri olan USDT, Tether çökerse ortalık kan revan içinde olacak. Şu ayrı yatırım yaparsın, %20, %30, %40 değer kaybedebilir bunun olabileceğini, yatırım aracının değer kaybedebileceğini bilirsin. Stabil olduğu için, paranı korumak için, gece rahat uyumak için paranı koyduğun bir şey sıfırlandığı zaman gözüne perde inebiliyor. Hatta totalde piyasaya olan güven azalabiliyor. Bugün USDT Tether'in risklerini, domino taşlarının en büyüğünü konuşacağız. Eğer yatırım tavsiyesi almak için geldiyseniz muhtemelen yanlış yerdesiniz. Eğer daha iyi bir yatırımcı olmak, kendinize yatırım yapmak ve böylelikle daha fazla kazanmak, finansal özgürlüğe ulaşmak için geldiyseniz hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce beğeni bırakırsanız sevinirim. O zaman beğeni bırakanlara çok özlediğiniz şans kaplumbağası tekrar gelsin. Gelin videoya geçelim. USDT Tether'den uzak durmalı mısınız? Riskler neler? Bizi neler bekliyor? Neler yapmalıyız? Ben neler yapıyorum? Büyük resmi, böyle deyince komik oluyor. Büyük resmi görmek için Tether'i anlamamız lazım. USDT, dolara endeksli, her zaman 1 dolar olmayı vaat eden bir kripto para birimidir. Yani bizim kolay bir şekilde blockchain varlıklarını alıp satmamızı ve volatiliteden korumamızı sağlıyor. Tether, aslında 2014 yılında Real Coin ismiyle kuruldu. Sonra da yeniden markalaşmaya gidildi ve ismi Tether oldu. Ve o zamandan beri devasa şekilde büyüdüler. Öyle büyüdüler ki o kadar fazla insan elinde USD tutmaya başladı ki şu an kripto paraların piyasa değeri çok düşmüş olmasına rağmen USDT'nin piyasa değeri 70 milyar dolardan fazla. Eğer Tether şu anki düşmüş haline rağmen bir ülke olsaydı en geniş ekonomiler arasında 80. sırada olacaktı. Hırvatistan, Sırbistan, Uruguay, Slovenya gibi ülkelerin önünde olacaktı. Tether gün geçmiyor ki ismi skandallarla anılmasın. Panama belgelerini belki duymuşsunuzdur. Duymamışsanız 214 binden fazla offshore kurum için düzenlenmiş olan 11,5 milyon gizli belgenin ifşasıdır. Aslında ifşa demek doğru olmayabilir. Biri belki güvenlik için sebeplerle, belki vergi avantajlarından dolayı parasını deniz aşırı ülkelerde tutabilir. Bu suç değil ama aralarında çok sayıda suç olanlar da var. Mesela birçok yolsuzluktan yargılanan siyasetçilerin belgeleri ortaya çıkmıştı hepsinin oldukça büyük servetleri vardı offshore hesaplarında. Neden bundan bahsediyorum? Bu Panama Papers yani Panama belgeleri arasında bir şirketin ismi vardı. İsmi Bitfinex'ti. Bitfinex orta sıralardaki bir kripto para borsası. Ama sizin bilmeniz gereken şey Bitfinex Tether'in arkasındaki şirket. Bu çok büyük bir olay. Çünkü Bitfinex Tether'le olan ilişkisini yalanlamıştı. Oysa ki ipleri elinde tutan şirket Bitfinex'miş. Bunu iki tarafta reddetti ama ortaya çıktı. Panama belgelerine göre iki şirketin de kurucuları aynı. Şimdi kriptolardaki regulasyonlar, düzenlemeler daha tam belli olmadığı için yasalar arasında gap yani boşluk olduğu için borsaların offshore kayıtlı olmaları gayet normal. Mesela Binance Cayman adalarında kayıtlı. KuCoin Seychelles adalarında. BTC Türk Büyükada'da. Şaka yapıyorum. Bunda sorun yok. Birçok borsa zaten bu şekilde kayıtlı. Ama Tether ve Bitfinex'in birbirimizle alakamız yok demeleri ve sonra herkesin Bitfinex'in Tether'in sahibi olduğunu öğrenmesi hem komik hem de hiç hoş değil. Tether kurucu ortağı Reeve Collins ise Tether tutan kişilerin tüm paralarını alıp alamayacağı sorulduğunda hiçbir şey garanti edemem. Ama gerçekten buna inanıyorum dedi. Sizce bu kadar mı? çok daha derinlere ineceğiz. Bitfinex borsası çok detaylara inmeden anlatacağım. Kirli ve sağlam bir şirkete 850 milyon dolar kaptırıyor. E insanların parası tehlikede. İnsanlar nasıl Bitfinex borsasından paralarını çekecekler? İnsanlar paralarını nasıl alacak? Bitfinex'te sorunlar çıkmaya başlıyor. Bu 850 milyon doları kaptırdıktan sonra. Hatta bir süre insanların ödemeleri gecikmeye başlıyor, ödemeler yapılamamaya başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri New York Başsavcılığı olaya el atıyor. Bitfinex, Tether ve üst kuruluşları olan iFinex'e diyor ki Derhal bütün işlemleri durdurun ve rapor verin. Bu Bitfinex'in 850 milyon dolarlık kaybı Tether'in rezervleri kullanılarak telafi edilmiş. Her bir piyasadaki USDT için Tether'in 1 dolar tutması gerekiyordu. Ve bu kadar para çıkarılmışsa nakit olarak rezervler de bunu nasıl tutuyor gördüğüm kadarıyla tutamıyor. Tether web sitesinde yazan bütün Tether tokenlar bizdeki nakde dolara dayalıdır ibaresini kaldırıp bütün Tether tokenlar rezervlerimize dayalıdır ibaresini koymuşlar. Bu bence demek oluyor ki artık rezervlerimizde o kadar nakit dolar yok. Rezervlerimiz derken şirketin yatırımları, krediler, senetler filan hepsini kapsıyor. Eğer sözlerinin karşılığını tutamıyorsan çok basit sözlerini değiştir. Neler yapmalıyız? Tetenin peki bozulacak mı? Buna gelmeden önce daha derinlere inmeye, skandallara bakmaya devam. 2017 Bitcoin rallisinde birçok trader Bitfinex'in Tether'i kullanarak piyasayı manipüle ettiğini söylüyor. Bunun dışında az önce bahsettiğim Tether şirketinin her bir USDT için karşılık olarak 1 dolar tuttuğu yalanmış. Sitesinden bunu değiştirdiler sonrasında. Birebir ABD doları tarafından desteklendiğine dair yanıltıcı açıklamalar yapması gerekçesiyle 41 milyon dolar para cezasına çarptırıldılar. Tamam şunu sorabilirsiniz. Birebir dayalı olmasına gerek yok. Eğer o kadar USDT kadar kendi varlıklarında varsa, kendi varlıklarına dayalıysa yine toparlar. Ne bileyim garimenkul almıştır, bono almıştır veya bir yere yatırmıştır filan diyebilirsiniz. Şimdi Coinbase'in stabil coin'i USDC ve Binance ile Paxos'un stabil coin'i olan BUSD oldukça şeffaflar ve kendileri gönüllü bir şekilde beyan veriyorlar. BUSD ve USDC gönüllü bir şekilde ayda bir kere beyan verirken USDT mahkeme kararıyla 3 ayda bir zoraki beyan veriyor. Gelin varlıklarını inceleyelim. Sitesine giriyoruz ve en aşağı iniyoruz. Bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenen rapor burada. Bakalım rezervlerini nasıl tutuyorlar? Peki bozulursa bunu toparlayabilecek rezervleri var mı ve bunlar nerede? Rezervlerin %55'i Amerikan Birleşik Devletleri hazine bonosunda güvenli limanda. Şu ana kadar büyük skandallar filan anlattım ama böyle güçlü bir varlığa sahip şirketin zor zamanlarda kredi bulması bence çok zor olmayacaktır. %28 ticari senet ve mevduat sertifikaları. Şimdi burada biraz sıkıntı ve belirsizlik var. Ticari senet yazıyor. Bu senetler kime verilmiş? Vadesi ne? Bunlar çok şeffaf değil. Bunlar şüpheli. Özellikle Tetel gibi bir şirket için oldukça şüpheli. %9 para piyasası ortak fonunda sadece %5 küsuru nakitte yani teterden bir anda para çıkışı olsa ilk başta sadece %5'ten biraz daha fazlasını telafi edebilecek kadar likitiler. Şu anki piyasa değeriyle 4-5 milyardan fazla çekim talebi gelirse bu karşılanamayabilir ve pek bozulabilir. He ABD temerrüde düşerse borçlarını ödemekte Zorlanırsa, borçlarını ödemekte gecikirse elbette bu USDT için çok büyük bir sıkıntı olur. Ama Amerika dünyanın en büyük ekonomisi. Amerikan ekonomisindeki küçük bir değişiklik bile tüm dünyayı etkiliyor. Hiç anlamayanlar için sadece şunu söyleyeyim. Bu para güvenli limanda. Geldik USDT çöker mi? Batar mı? Gerçekten peki bozulup bir felakete yol açar mı? Ben ne düşünüyorum ve ne yapıyorum? USDT'ye ben çok güvenmiyorum. Çökmesi bence düşük bir ihtimal olsa da çünkü varlıklarının yarısından fazlası güvenli limanda. Ama bu muhtemel. USDT too big to fail kategorisine giriyor. Yani çökemeyecek, kaybedemeyecek kadar büyük geniş anlamına geliyor. Unutmayın sadece paranoyaklar hayatta kalır. Ve Tether şirketinin geçmişine baktığımız zaman önlem almamak bence aptallık. USDT en büyük stabil coin ve çökerse bütün piyasayı alabora eder. Ha kriptolar bundan güçlenerek çıkar mı? çıkar. İnsanlar bir ders daha almış olur. Kötü bir ders almış olurlar. Kriptolar bitmez. Daha çok başındayız. Ama kısa ve orta vadede cidden piyasaya çok büyük bir zarar verir. Yani USDT'de çöküş, Bitcoin'de ve tüm piyasada çöküş anlamına gelir. Ben de yapıyorum. Ben işlem yaparken yani kripto alıp satarken Tether kullanıyorum. Ama işlem yapmayacaksam tutmamayı tercih ediyorum. Bence yapılacak en mantıklı işlem eğer nakitte durulacaksa hem parayı direkt USD'ye yatırmak, yani dolarda tutmak, birçok borsada da dolarda tutabilirsiniz. Stabil coin almanıza gerek yok. Hem de tercihe göre USDC dayı BUSD gibi stabil coinlere bölmek. Dediğim gibi işlem haricinde ben nakitte duracaksam USDT'yi tutmuyorum. Ama bu PEGI'nin bozulacağı veya bozulmayacağı anlamına gelmez. Bu benim tercihim. Quantr'ı biliyorsunuz sıfır komisyonla yabancı hisselere, kriptolara yatırım yapabiliyorduk. Aynı şekilde kriptoları sıfır komisyonla takas edebilirsiniz. Mesela şu an bakiyeyi olduğu gibi sıfır komisyonla USDC'ye geçirdim. Country'de ile DAI, USDC gibi kripto paralar var. Hala davet kodumla kayıt olup minimum 50 dolar veya eşdeğerinde kripto yatırırsanız 3 dolardan 250 dolara kadar kripto veya hisse kazanacaksınız. Bu herkes için geçerli. Ücretsiz bir şekilde gerçek zamanlı Binance kurları üzerinden hem de komisyon ödemeden tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi aynı hatayı ikinci kez yapmak aptallıktır. USDT, Luna bize ders oldu. Önlemimizi almalıyız. Kanalı açma amacım önce para kaybetmemenizi, sonra para kazanmanızı sağlamak. Çünkü tipik bir Türk yatırımcısı düzenli olarak para kaybediyor. Eğer en güvenilir stabil coin'in hangisi olduğunu merak ediyorsanız yorumlarda belirtin. Yeteri kadar ilgi gelirse onunla da ilgili bir video çekerim. Bayağıdır altcoin sepeti videosu gelmemişti ve bence alım için güzel fiyatlar geliyor. Yakında altcoin sepeti videosu da gelecek. Görmek istediğiniz coinler varsa yorumlarda belirtin. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız lütfen beğeni bırakın, kanala çok yardımcı oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak hatta atacağım altcoin sepeti videosunu ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonuna tıklayın. Sen daha fazla görmek istiyorum diyorsanız Instagram'dan yazdıklarını daha fazla okumak istiyorum diyorsanız Twitter'dan takip edebilirsiniz. Açıklamaya koyacağım. O zaman kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.